Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Green Card çıktıktan sonra hangi eyaletlerde ilk adım olarak hayata tutulabiliriz? Hayat mücadelesi için kaç bin dolarıyla Amerika'ya gelmeliyiz? Bu süreçte işlemler için avukat tutmak faydalı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii şöyle söyleyeceğim. Yani sizin tabii dikkat edeceğiniz nokta Green Card'ınızı aldığınız, tabii ki Amerika'da nerede yaşayacağınız, nerede iş bulabileceğiniz ya da daha güvende hissedeceğiniz duruma göre çok değişken bir şey olacak. Yani o noktada benim size illa şurada yaşayın demem çok zor ama tavsiyem şu olur. Gelmek istediğiniz, bulmak istediğiniz eyaletlere ön adım olarak yaşamak için belirleyebilirsiniz. Ya da tanıdıklarınızın olduğu, arkadaşlarınızın olduğu ön adım olarak belirleyebilirsiniz. Ve dolayısıyla genelde tabii ki belki büyük şehirler tercih olabilir. New York gibi, Kaliforniya gibi. Ama tabii ki burada bir süre kaldıktan sonra nerede yaşamanızı istediğiniz, ne iş yapmak istediğiniz ya da ne yapacağınız çok daha netleşeceğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi ise ne kadar bir para yeterli olacak noktasını söylemek çok zor. Tabii ki bu sizin ihtiyacınız olan yaşama şartlarınıza uygun olarak değişecektir. Ama tabii neredeyse geldiniz, bir yer tutacaksınız, kalacaksınız. Tabii ki gene en azından bir 10 bin doların üstünde bir belli bir birikiminizin olmasında fayda var. Çünkü bu şekilde zorlanmadan kalabilmeniz için. Avukat tutma noktasında da eğer kastettiğiniz işte yeşil kart çıktı bize, bunun göçmenlik vizesi çalışmalarını avukatla yapabilir miyiz noktasıysa evet yapabilirsiniz. O noktada avukat olarak hizmet verilmektedir. Bu noktada tabii ki gerekli yasal desteği almanızda her zaman bir fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.